Bir de sorulara başlamadan önce sizin bu matematik serüveniniz nasıl başladı? Hayat hikayenizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki kısaca anlatayım. Yani matematik benim hayatım. Matematiksiz nasıl bir düzen kurardım, ne yapardım hakikaten bilmiyorum. İlkokuldan beri ben matematik dersleriyle okulda gördüğüm kadarıyla yetinmeyerek onun dışında da uğraşırdım. Kendime hesap kitap yapardım, yazardım, çizerdim. Hani bir şeyler çıkardı çıkmazdı ama bunu yaparken keyif alırdım. Ondan sonra hala var Bilim Teknik Dergisi, Emrehan Halıcı diye bir adam Bilim Teknik Dergisi'nin sonlarına doğru bir problem köşesi hazırlar. Eskiden rahmetli Selçuk Alsan hazırlardı o soruları. Onlarla oturur uğraşırdım. Ayda bir Bilim Teknik Dergisi çıkardı. Bir ay uğraşırdım o sorularla. Sonra Matematik Dünyası Dergisi'nden haberiniz vardır. Oradaki biraz daha zorca sorularla oturur uğraşırdım. Hülasa yani derste öğrenebileceğimle asla yetinmedim matematik için. Onun dışında da çalıştım. Kendimi ne kadar geliştirebildim bilmiyorum. Sabancı Üniversitesi'nde okudum. Buranın mezunuyum. Ama burada matematik programı olmadığı için bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinden mezun oldum. Bilgisayar bilimlerine daha yakınım. Böyle bir kısa bir yan yola saptıktan sonra doktoranda tekrar matematik üzerine çalıştım. Doktoramı aldım. Şimdi işte üniversiteye geri döndüm. Çalışıyorum, araştırma yapıyorum, ders veriyorum. Dediğim gibi matematiği çok severim. Geceleri rüyamda matematik gördüğüm olur. Böyle. Peki, o zaman ilk soruyla başlayayım ben. Matematiğe ilk ilginiz nasıl uyandı ve bu alanda eğitim vermeye nasıl karar verdiniz? Çok güzel bir soru. Hakikaten sanki soruyu ben vermişim de siz soruyormuşsunuz gibi oldu. Siz belki hatırlamayabilirsiniz. Yaşınız yetmeyebilir ama açık öğretim denen şeyin dersleri eskiden televizyonlarda verilirdi. Hala televizyonlarda veriliyor da sizin şansınız var. Kanal değiştirebiliyorsunuz. Biz değiştiremezdik. Açık öğretim derslerini arada seyrederdim. Yani ya severek seyrederdim, ya anlamadan seyrederdim, ya başka bir şey olmadığı için seyrederdim. Oradaki hocaları çok özenirdim. Ben de böyle tahtanın başına geçeyim, bir şeyler anlatayım isterdim. Seneler sonra nasip oldu. Benim annem babam da akademisyen. Onları da görmüş, özenmiş olabilirim. Çok kıymetli hocaların ellerinden geçtik. İlkokulda da, ortaokulda, lisede de, üniversitede de. Çok iyi hocalardan ders aldım. Onları da örnek almış olabilirim. Bir de insanın biraz böyle muhafazakar bir tarafı var. Okulları gördüm, üniversiteyi gördüm. Üniversitenin dışına çıkmayı hiç düşünmedim. Ben burada yaparım dedim. Yaptım da. Tamamdır. İkinci sorumuz şöyle. Sabancı Üniversitesi'nin akademisyene sor videosunda en mutlu olunan mesleğin matematikçiler olduğunu söylemiştiniz. Evet. Yüzlerce meslek arasından matematikçilerin en mutlu olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bunun sebebi ne sizce? Şimdi o videoda da anlatmış olmam lazım. Size de anlatayım bunu. Bu asla ve asla matematikçi olursanız mutlu olursunuz demek değil. Ama eğer matematiği seviyorsanız, şansınız yaver giderse matematikçi de olursanız sizden mutlusu yok demek. Yani sizin zaten içinizden bir şeyler geliyorsa, sonradan dediğim gibi meslek olarak da matematiği seçerseniz çok mutlu olursunuz. Ama eğer aklınızda acaba diye bir soru varsa, şüphe kırıntıları varsa başka yönlere bakmanızı da tavsiye ederim. Yani matematikçi olmaya çalışırken yani sonuna kadar gidemeyen, bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız da var. Hani dediğim gibi böyle içinizden gürül gürül matematik yapma isteği gelmiyorsa başka şeylere, başka alanlara bakın derim. Ama matematik bilmeniz mutlaka gerekiyor. Ne yaparsanız yapın, illa kıyısından matematiğe bulaşacaksınız. Evet hocam. Ülkemizde matematik çoğu kişinin korkulu rüyası, özellikle öğrencilerin. Sizce bunun sebebi ne? Psikolojik bariyerler. Ben matematik, sadece matematik için konuşmayayım. Hiçbir dersin korkulacak bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu dersler bizim önümüze o kadar çok denemeden sonra, o kadar çok öğrenciden, öğretmenin elinden geçtikten sonra geliyor ki ben
Yani hiçbir öğrencinin bu dersleri yapamayacağını düşünmüyorum. Ortalama öğrenci demedim. Hiçbir öğrencinin yapamayacağını düşünmüyorum. Bizim tek eksiğimiz sabır ve sebatımız yok. Yeni bir ders gördüğümüz zaman, yeni bir konu gördüğümüz zaman ya da yeni bir kitap elimize aldığımız zaman bizim biraz sabretmemiz gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Olmadı tekrar denememiz gerekiyor. Olmadı tekrar denememiz gerekiyor. Kimisi 3 denemeden sonra yapacak, kimisi 5 denemeden sonra yapacak. Kendimden örnek vereyim. Mesela ben sosyal dersleri asla beceremedim. Tarih dersini, siyaset bilimi derslerini, edebiyat derslerini asla yapamadım. Ama sırtımı döndüm mü bu derslere? Hayır, ben bu dersi aldım. Benim buradan bir şeyler öğrenmem gerekiyor, bir şeyler kapmam gerekiyor. Bu dersten geçmem de gerekiyor. Sınavlar falan filan var. Oturdum, çalıştım. Diğerleri iki defa okuyup anladığı zaman benim 5 defa okumam gerekiyordu. Ama yılmadım. Yaptım, o engelleri aştım. Ve şimdi geriye dönüp bakıyorum, onlar benim için engelde değilmiş. Keşke o edebiyat derslerinde, tarih derslerinde bize verilen kitapları, makaleleri vaktim olsa tekrar sıfırdan okusam. Onlar bana bir vizyon kazandırmış. Sayısal derslerden hiç bahsetmiyorum bile. Sizin için de aynısı. Deneyeceksiniz. Çalışmayana ekmek yok. Evet. Diğer sorumuz da aslında bununla ilgiliydi. Hani bu korkuyu nasıl yenebiliriz? Denemek bunun cevabı. Hani Denemek, denemekten yılmamak. vazgeçmemek. Evet, Evet. evet. Diğer soruya geçiyorum. Öğrencilerin matematik dersindeyken öğretmenlerine sorduğu klasik bir soru vardır. Biz bunu hayatımızın neresinde kullanacağız? Peki sizce matematik bizim hayatımızın neresinde? Fark etsek de fark etmesek de matematik hayatın her yerinde. Bu soru eğer dersi kaynatmak için sorulmuyorsa çok önemli bir soru. Gerçekten çok önemli bir soru. Çünkü değişik matematik derslerinde işte lisede ayırıyor musunuz bilmiyorum. Lisede herhalde sadece matematik olarak görüyorsunuz. Eskiden matematik vardı, geometri vardı, analitik geometri vardı. Bu kadar ayrım var mı artık? Sayısal seçince matematik ve geometri diye ayrılıyor diye biliyorum ama analitik Ha. diye Ha, ayrılmıyor. analitik geometriyi ayırmıyorsunuz zaten. Ben de işte yani ne yaparsanız yapın bunun illa gerçek hayatta bir tane uygulamasını bulacaksınız. Özellikle üniversitenin sonuna kadar, dördüncü sınıfa kadar gördüğünüz matematik derslerinde. Uygulaması olmayan matematik belki master doktora seviyesindeki matematiktir. Mesela çok çarpıcı bir örnek. Üçgenin iç açıları toplamı kaçtır? 180. 180 diyebiliyoruz değil mi? Halbuki Evet. bunu biraz düzeltip söylememiz gerekiyor. Düzlemdeki üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Küre üstüne üçgen çizdiğimiz zaman bunların iç açıları toplamı 180 dereceden daha büyük olur. Bu arada hani sizin de alışkanlığınız öyle diye derece diyorum ama biz üniversitede radyanla çalışırız. Düzlemdeki üçgenlerin iç açıları toplamı pi'dir. Küre üstündeki üçgenlerin iç açıları toplamı pi'den büyük olabilir. Hiperbolik uzay diye bildiğimiz şeyler var. Buradaki üçgenin iç açıları toplamı pi'den küçük olabilir mesela. Ben bunları size niye anlatıyorum? İşte düzlemdeki geometri bile bize yeteri kadar uçuk geliyor. Halbuki geometriyi inşaat mühendisliğinde, ondan sonra işte sanayide herhangi bir yerde tasarım yaparken makine mühendisliğinde, robotikte her yerde kullanıyorsunuz. Düzlem geometri ya da öklit geometri dediğimiz yer. Eğri uzayın geometrisini nerede kullanıyoruz? Eğri uzayı siz muhtemelen lisede görmeyeceksiniz bile. Üniversitede bile çok böyle uç dersler seçerseniz orada göreceksiniz. Uydularda kullanılıyor arkadaşlar. Einstein'ın işte genel görelilik, özel görelilik gibi teorileri artık kabul edildikten sonra uzaya gönderdiğimiz uydular bu şekilde çalışmaya başladı. Bu teori bize neyi söylüyor? Eğer kütlesi büyük bir şeye yakınsanız zaman sizin için daha hızlı geçer diyor. Biz de dünyada bunu fark etmesek de zaman bizim için daha hızlı geçiyor. Uydudaki biri için zaman biraz daha yavaş geçiyor. Hani bizde 2 saat oldu, onun için 1 saat oldu gibi değil ama saniye bazında, milisaniye bazında bile böyle farklar oluyor. Peki biz bunları dikkate almazsak, uzaya gönderdiğimiz uydularda böyle ayarlamalar yapmazsak başımıza neler geliyor? Cep telefonlarımızın GPS servisleri var ya, hani yolumuzu bulduruyor bize, araba kullanıyor olsak da, yürüyor olsak da, çalışmazlar. Eğer uydularda bu zaman ayarları yapılmazsa, Einstein'ın genel
görevliğine ya da özel görevliğine göre GPS aygıtları çalışmaz. Dünyanın hiçbir yerinde çalışmaz. Yolumuzu bulamayız. Bunun matematiksel temeli ne? Eğri uzay. Eğri uzayı da anlayabilmek için lisede gördüğünüz her şeyi bilmeniz gerekiyor. Bunun üstüne birkaç şey daha öğrenmeniz gerekiyor. Biraz uzun bir örnek oldu ama çarpıcı bir Yok yok, güzel örnek. oldu. Tahminim aklınızda kalır. Evet hocam, sağ olun. Matematik eğitimi sürecinde zorlandığınız veya bırakmayı düşündüğünüz anlar oldu mu? Asla. Yani çok zorlandığım yerler oldu. Lisansta matematik okumayan biri olarak doktora da matematik beni çok zorladı. Bazı derslerden çok zor geçtim. Yeterlik sınavlarından kaldım. Hatta bir tane yeterlik sınavından iki defa kaldım. Özel izinle tekrar üçüncü defa alabildim sınavı falan. Fakat bu zamanlar süresinde bile kesinlikle ya ben bu işi bırakayım diye aklımın ucundan bile geçmedi. Tamamdır. Diğer soruya geçiyorum. Matematikteki başarı ile ilgili konuşacak olursak, okullarda yapılan yazılı veya test sınavlar öğrencilerin matematik bilgisini ölçmeye yetiyor mu sizce? Kesinlikle yetmiyor. Şimdi ben öğrenciyken sistemi eleştirenlerin en başında gelirdim. Bayrağı ben tutardım. Sınavlara kesinlikle güvenmiyorum. Sınavla iş olmaz. Ondan sonra işte bence derslerin şu şekilde verilmesi gerekir. Değerlendirmelerin bu şekilde yapılması gerekir diye çok güzel parlak fikirlerim vardı benim. Ama masanın bu tarafına oturduğunuz zaman bir iki sene eğer şanslıysanız bu parlak fikirleri denediğiniz zaman çok fena çuvalladığınızı görüyorsunuz. Mesela ben şey derdim, işte öğrencilere her hafta ödev vereyim, ödevler bana geri gelsin ya da işte öğrencilere proje vereyim, projede uğraşsınlar, kendilerini geliştirsinler. Belli bir sayıdaki öğrenciye kadar bu işler yürüyor. Yani 10 kişiyle 15 kişiyle her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ama 30 kişiden fazlaysa öğrenci mevcudu, o zaman verdiğiniz projeler, verdiğiniz ödevler bir amaca hizmet etmemeye başlıyor. Hele amfi dersi veriyorsanız 150, 200, 250 öğrenciniz varsa projelerin takibi mümkün değil. Ödevlerin takibi mümkün değil. Öğrenciler de kendilerine göre mekanizmalar geliştiriyorlar aralarında. Onları da suçlayamıyorum. Tamam, tasvip etmiyoruz böyle şeyleri ama hani herkes aynı seviyede matematiği sevecek ya da herkes aynı şekilde derse vakit ayıracak diye bir şey yok. Geldiğim nokta, evet, sınav ideal bir şey değil. Yazılı yaptığımız zaman ya da test usulü sınav yaptığımız zaman ideal bir şey değil. Ama bana bunun yerine denenmiş sonuç aldığınız bir şey koyun, ben onu kullanayım bundan sonra. Ben maalesef daha iyisini bilmiyorum şu anda. Ve ben bunu hani masanın bu tarafından denemiş biri olarak söylüyorum. Tamamdır hocam. Lise ve üniversitedeki eğitim arasındaki farklar nedir? Lisedeki matematik ve üniversitedeki matematik niye birbirinden böyle çok farklı ve uzakmış gibi duruyor? Bu soruyu ben anlayamıyorum. Lisedeki tarih eğitimi derseniz bunun için evet bir şeyler anlatabilirim. Lisedeki edebiyat eğitimi derseniz bunun için belki bir şeyler söyleyebilirim. Ama herhalde benim şansım çok iyi hocalarla çalışmak oldu. Ben sadece lisede değil, ortaokulda gördüğüm matematik derslerinde bile üniversitede gördüğüm matematik derslerinden seviye olarak çok farklı bir şey görmedim. Belki hani sınıfta çok detaylı kanıt anlatmıyorlardı. Matematik demek kanıt demektir bu arada. Siz ne kadar kanıt yapıyorsunuz derste bilmiyorum. Hani ortaokulda, lisede kanıtlara çok girilmez. Metot anlatılır. Yani işte böyle bir şey gördüğünüz zaman yapmanız gereken şudur. İşte çarpma yaparsınız. Bunu gördüğünüz zaman toplama yaparsınız. Şöyle bir şey gördüğünüz zaman üçgenin benzerliğini kullanırsınız gibi şablonlar öğreniyorsunuz şu anda. Benim şansım öğretmenlerime gidip soru sorduğum zaman bana kanıtlarını da anlatırlardı. Ben de teneffüslerde gider konuşurdum öğretmenlerimle. Dershanede artık siz dershaneye gitmiyorsunuz. Dershaneler yok da benim zamanımda vardı. Akşamları giderdik. Hafta sonları dershaneye giderdik. Öğle aralarında gider matematik öğretmenleriyle konuşurdum. Bana anlatırlardı. Üniversiteye geldiğim zaman da benzer şekilde kanıt yapıldığını gördüm matematikte. Onun için benim için yumuşak bir geçiş oldu. Yani çok doyurucu bir cevap veremeyeceğim.
bu soru için. Yok, haklısınız. Lisede ve ortaokulda matematik hep formüllerden oluşuyor aslında. Yani bu niye böyle diye sorduğunda ya ders kitabında ya da test kitaplarında bir cevap bulamıyorsun. Kendin gidip biraz araştırman gerekiyor. Evet. Kendiniz gidip biraz araştıracaksınız. Evet, ortaokul ve lise matematiğinde size biraz iş düşüyor. Ama herkese de kanıt anlatsak, o zaman hani şu anda zaten kaçıyor insanlar matematikten, daha çok kaçacaklar. Belki ağlayarak kaçacaklar. Ben de mesela mühendislere matematik anlattığım zaman biraz farklı anlatıyorum. Daha genel bir gruba matematik anlattığım zaman, işte arada sosyalci varsa, işletmeci varsa, ekonomici varsa, onlara biraz daha farklı matematik anlatıyorum. Ama sırf temel bilim okuyanlara matematik anlatacaksam, onlara artık hiç kusura bakmasınlar, kanıtlı, ispatlı şeyler anlatıyoruz. Tamamdır hocam. En etkili ve öğretici matematik eğitimi nasıl olmalı veya nasıl olabilir? O kadar zor, o kadar derin bir soru ki bu. Ve benim bu soruya bir cevabım yok. Benim ilk önce istediğim matematik için bir şeyler hisseden öğrenci. Hevesli öğrenci demiyorum. Matematik için bir şey hisseden öğrenci. Yani hasbelkader sınıfa gelmiş, fiziken orada bulunan ama kafası başka yerde olan öğrenciye maalesef benim yapabildiğim hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da ne yapabilirim bilmiyorum. Hevesli öğrenci zaten kendi sorularıyla geliyor. Hani sizin aklınızda bir şey olmasa da ben şunu öğrenmek istiyorum, bunu öğrenmek istiyorum dedikçe o kendi yolunu çiziyor. Ona yardımcı olmak daha kolay. Ya da hani bazı öğrenciler oluyor, ben sizin anlattıklarınıza inanmıyorum. Bana bunlar çok saçma geliyor. İşte lisede de böyle olurdu, üniversitede de böyle olurdu. Böyle saçma şey olmaz diye kızarak gelen öğrenciyi ikna edebilirim. Onunla oturur konuşurum, bir saat konuşurum, olmadı 2 saat konuşurum. Olmadı ertesi hafta bir daha gel derim. Ve o adamı ikna ederim sonunda. Ettim de. Onun için hani hevesli öğrenciyi çok severim. Matematiğe karşı pozitif ya da negatif bir şeyler hissedip bunu ifade etmekten çekinmeyen öğrenciyi de severim. Ama ya şu ders bitse de biz de işimize baksak, gidip işte kafede tavla oynasak falan diyenlere maalesef bir çözüm bulamadım şimdiye kadar. Peki öğrencilerin hepsini matematik öğrenmeye zorlamak doğru mudur veya hiç matematik bilmeden eğitimini tamamlamak ne kadar doğrudur? Matematik bilmeden eğitiminizi tamamlayabilirsiniz ne yapacağınıza göre. Yani hani çok derin derin araştırma geliştirme mühendislik yapmayacaksanız o zaman bile hani bildiğiniz matematiği bir yerden sonra kullanmayacaksınız. Ama öteki taraftan bakalım, eğer matematik biliyorsanız, matematik bilerek bir fabrikaya gittiyseniz ya da matematik bilerek bir ekonomici pardon olduysanız, matematik bilerek bir hukukçu olduysanız diğerlerinden 1-0 öndesiniz. Ne kadar matematik biliyorsanız, ne kadar soyut düşünme yeteneğiniz varsa, gördüklerinizi ne kadar analitik olarak yorumlayabiliyorsanız ötekilerden bu kadar ileridesiniz. Çünkü ileride iş arayacaksınız. Hani hepinizin dededen babadan kalan dükkanları, şirketleri falan yoktur. Mutlaka dışarıda kendiniz iş arayacaksınız. Belki fabrikalara gideceksiniz, belki şirketlere gideceksiniz. Kendinizi ne kadar geliştirebildiyseniz şansınız o kadar yüksek olacak. Matematik de size yardımcı olacak anahtarlardan bir tanesi. Yani insanların karşısına çıkıp ben çok şahane integral alırım, hadi bir tane sorun değil. Matematik size bir bakış açısı veriyor, bir düşünme yöntemi veriyor, bir analiz etme yöntemi veriyor. Bunu ne kadar kapabiliyorsanız sizin için o kadar iyi. Evet hocam. Matematik yapmak doğuştan sahip olunan bir yetenek mi yoksa sonradan geliştirilebilir mi? Benim bu soruya doyurucu bir cevabım yok. Kişisel düşüncemi soruyorsanız sonradan gelişebilecek bir yetenek. Daha önce de demiştim, yine diyorum, çalışmayana ekmek yok. Çok yetenekli insanlar bile, bu ne kadar iyi matematikçi, dünya çapında meşhur olmuş dediğiniz matematikçiler bile oturup harıl harıl hesap kitap yapmaktadırlar. Tamamdır. Hocam bundan sonraki soruları arkadaşım soracak Nagihan. Tamam, peki. Ben yine Nalbim Atölyesi'nin matematik bölümünden Nagihan. 9. sınıfa gidiyorum. Buradan itibaren ben devam edeceğim sorulara.
Tabii ki. İlk soruyu sorayım. Platon'un akademisinin girişindeki "matematik bilmeyen giremez" yazısını nasıl yorumluyorsunuz? Çok uç bir örnek o. Yani ben bu konu hakkında bir şeyler okumuştum ama şu anda ne desem yalan. Size tavsiyem bunu araştırın. İngilizceniz varsa İngilizce kaynaklardan araştırın. İnternetten başlayarak sonra basılı kaynaklardan devam ederek kendi fikirlerinizi oluşturun bununla ilgili. Tamam. Ama bir yorum yapmak istemiyorum şu anda. Tamam hocam. Genç matematikçilere ve matematik okumak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Matematik okumak isteyenlere, ha. Evet. Burada çok hoşlanmayacağınız bir cevap vereceğim size. Eğer rüyanızda matematik görmüyorsanız matematik okumayın. Matematik bilmeyin demiyorum. Ama matematik bilerek yapabileceğiniz başka şeylere yönelin. Bilgisayar bilimleri olabilir, bilgisayar programlama olabilir, hesaplamalı biyoloji olabilir. Temel bilimlerden bir tanesi olabilir. Gerçi temel bilimler de biyoloji haricinde sakıncalı. Eğer hani rüyanızda fizik görmüyorsanız gidip fizikçi olmayın. Ya da rüyanızda kimya görmüyorsanız gidip kimyager olmayın. Ama herhangi bir mühendislik okuyabilirsiniz. Ondan sonra ekonomi okuyabilirsiniz. İstatistik okuyabilirsiniz. Dediğim gibi bu alanlarda matematiği ne kadar çok bilirseniz size o kadar getirisi olacak. Ama bunun dışında yani rüyanızda matematik görüyorsanız, evet görüyorum ben başka şey yapamam diyorsanız o zaman gelin tekrar konuşalım. Tamam hocam. Liseden sonra matematik okuyacak kişiler için önerebileceğiniz bir kitap veya tavsiye ettiğiniz herhangi bir şey var mı? Var. Hani ben lisansta yine bir matematikte şansımı denemek istiyorum diyorsanız eğer milli eğitimde okuduğunuz kitapları bir kenara bırakacaksınız. Yani sınav geçmek zorundasınız tabii. Üniversite sınavına kadar ne yapmanız gerekiyorsa onları yapın. Onları zaten siz biliyorsunuz. Öğretmenleriniz de anlatıyorlardır size. Ama üniversite sınavı geçti. Milli eğitimde gördüğünüz kitapların hepsini bir tarafa bırakacaksınız. Ondan sonra işte mühendislik okumaya karar verebilirim sonrasında diyorsanız ben size kalkülüs kitaplarından başlayarak birkaç tane kitap önereceğim. Kalkülüs dediğiniz bu türevin integralini anlatıldığı şeyler matematik bir deyince insanların aklına bu gelir. İşte az biraz ben de mühendisliğe de şey var diyorsanız size bir grup kalkülüs kitabı öneririm. Yok hayır ben illa derin derin matematik okuyacağım diyorsanız başka bir kalkülüs kitabı öneririm. Onları biraz okumaya başladıktan sonra ha bizim işte soyut cebir dediğimiz bir şey var. Soyut cebir de ne? İşte soyut kısmını atarsanız cebir ben nasıl denklem çözerim? Onun çalışması, onun bilimi. Soyut cebirde denklemler hangi durumlarda çözülür, hangi durumlarda çözülemez diye yapıları inceleyen bir şey. Onunla ilgili kitaplar öneririm. Ondan sonra yine yumuşak geçiş, lineer cebir, lineer denklemler nasıl çözülür, lineer sistemler bana neyi anlatır, neyi anlatmaz falan filan. Bunları çalışırsınız. Ondan sonra işte diferansiyel denklemler, bunlardan biraz bilmeniz lazım. Hani bu başlangıçları yaptıktan sonra hangisini daha çok sevdiyseniz o alana göre başka kitaplar tavsiye edeyim size. Ya da yok ben işte benim kafam algoritmik çalışıyor. Ben bilgisayar programlamayı çok seviyorum derseniz ben size sayılar teorisi kaynakları önereyim. Ya da bizim ayrık matematik dediğimiz, discrete mathematics dediğimiz kitaplardan önereyim. Onlardan çalışın. Evet ben bu kitabı yedim bitirdim. Başkası var mı diyeyim, başkasını söyleyeyim. Oradan devam edelim. Ama kalkülüsle başlamak lazım. Tamam. Matematikçi diye nitelendirebileceğimiz kişilerin sahip olması gereken özellikler nelerdir sizce? Hani fizikçiler kadar çatlak değiliz. Fizikçilerden daha yere yakınız. Fizikçiler hani bu konuda kendilerine şey derler, deli derler. Biz öyle değiliz. Hani bizim aramızda da deliler var. Ben onlardan bir tanesi değilim.
Şimdi sahip olmanız gereken özellikler çok derin bir merakınızın olması gerekiyor. Doymak bilmeyen bir merakınızın olması gerekiyor. Sabır ve sebatınızın olması gerekiyor. Yani bir tane problemin üstünde haftalarca, aylarca, gerekirse yıllarca çalışacak sabrınızın olması gerekiyor. Buna ister sabır deyin, ister delilik diyorsanız delilik deyin. Bir de matematiği çok sevmeniz gerekiyor. Yani matematik derslerinde ya o zaman da geçmiyor, bundan sonra hangi problemi yazacak acaba yerine, ya işte ne kadar güzel bir çözümmüş, benim aklıma da alternatifi gelmişti, aslında şuradan bir çizgi çeksek de olur, şu iki denklemi kursak da olur gibi alternatifleri düşünüyorsanız, demek ki sizde biraz bir matematiğe yatkınlık vardır derdim yani. Tamamdır hocam. TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerin yaptıkları matematik olimpiyatlarında başarılı olan öğrenciler ülkemizi uluslararası yarışmalarda nasıl temsil ediyorlar? Sizce bu yarışmalardaki başarımızı artırmak için ne gibi bir yol izlenebilir? Bu yola hiç giremedim ben. Ortaokulda da lisede de TÜBİTAK yarışmalarına katılmak için çok uğraştım. Ya idari şeyler oldu, ya benim bilmediğim şeyler oldu. O yarışmalara bir türlü gidemedim. Düşün bak, ortaokul 3 sene, lise 3 seneydi bizim zamanımızda. 6 sene boyunca o yarışmalardan sadece bir tanesine gidebildim ve birinci aşama geçtim ama ikinci aşamada bir şey yapamadığım için aynen gerisin geri memleketimize dönmüştük. Onun için hani TÜBİTAK yarışmaları hakkında yorum yapmam abes olur. Çünkü o ortamlara hiç giremedim. Hiç öyle şansım olmadı. Lise sonunda şöyle bir şansım oldu. Akdeniz Üniversitesi'nin matematik yarışması vardı. Belki hala vardır, bilmiyorum. Oraya gitmiştim. Orada bir derece almıştım. Ama orada da işte insanlar olimpiyat matematiğine nasıl hazırlanıyor, kamplar nasıldır, nasıl öğrenciler gider, nasıl hocalar gider. Hiç alakam olmadı. Çalışmaya başladıktan sonra da olimpiyatla ilgilenen arkadaşlarımız var ve çok kıymetli hocalar. Yani çok güzel şeyler de anlatıyorlardır, öğretiyorlardır muhakkak. Derecelerimiz de var bildiğimiz kadarıyla ama yani ne desem yalan bu konuda. Tamam hocam. Bakayım başka sorumuz kaldı mı? Başka sorumuz kalmadı. Bütün sorularımız bu kadardı. Ben bir hocam araya giriyorum, kusura bakmayın. Birkaç kişi özelden Efendim? mesaj attı soru. Tabii ki Onları onu sorabilir söyleyecektim miyim? işte dinleyenler var, onların da aklına gelen sorular Evet. vardı, sorun. Tamam hocam, Evet hemen hocam. bakayım ben. Ben bir tanesini sorayım hemen. Herkes matematik okuyan kişilerin öğretmen olacağını zannediyor direkt. Matematik okuyan herkes sadece akademide mi çalışır? Uygulamalı alanlar hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Matematik okuduktan sonra işte yolunu kaybeden arkadaşlarımız oldu. Onları tasvip etmedik ama ya dediğim gibi yani onlar kendilerine başka yollar çizdiler. Ama matematik bölümünde okuyup bitirdikten sonra işte bir grubu iyice havlu attı. Gittiler bankalarda çalıştılar. Bir grubu işte istatistikçi oldu. İstatistik bildiğiniz zaman çok kıymetli elemansınız. Türkiye'de böyle mi bilmiyorum ama Avrupa'da, Amerika'da böyle. Çünkü sigorta şirketleri matematik özellikle istatistik bilen elemanları çok yüksek paralarla istihdam ediyor. Çünkü şey yapabilmeniz lazım. İstatistikleri okuyarak ha bu adam şu zaman ölür. Bu araba şu zaman kaza yapar. Ya da bu arabaların yüzde bilmem kaçı kaza yapar diye sigorta primlerini doğru düzgün hesaplamaları gerekiyor. Bunun için çok matematik, derin derin matematik bilgisine ihtiyaç var. Yani soyut matematiğe değil de hani sayılarla arkadaş olmanıza ihtiyaç var. Onun için böyle sektörleri düşünebilirsiniz. Matematik bölümünde okuyanların hiç azımsanmayacak bir sayısı daha sonradan bilgisayar programlamaya ya da işte bilgisayar bilimlerine yöneldiler ki bu hani arada organik bir bağ var. Matematik bilgisayar bilimleri aslında matematiktir. Bilgisayar bilimlerinde de kanıt yaparsınız. Ondan sonra işte hani soyut düşünebildikleri için, ondan sonra sayılarla iyi geçindikleri için bilgisayar programlamada da çok yaratıcı oldular, çok başarılı oldular, aldılar, yürüdüler. Bilgisayarcı olanlar oldu aramızda. Matematik okuyup sonradan yüksek lisansını ekonomide yapanlar oldu, finansta yapanlar oldu. Çok da güzel paralar kazandılar. Matematik okuyup
sadece bir örnek ama sinemacı olan bir arkadaşımız bile oldu. Onun için işte matematik okuyorum, sadece öğretmen olurum diye bir şey gelmesin aklınıza. Başka seçenekler var ama bu sizi biraz zorlayabilir. Hani en başta bilgisayar bilimleri ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edip gitmiş bir insanla matematikten bilgisayara geçmiş bir insanın arasında hani seviye olarak fark yoktur, yaptıkları iş olarak fark yoktur ama matematikten bilgisayara geçmek bir nebze zorladı insanları. Peki. Tamam. Bir tane daha soru var. Nesin Matematik Köyü'nde ders vermiştiniz? Peki neden Evet. orada ders vermeyi seçtiniz? Nesin Matematik Köyü'nden hiç bahsetmedik, değil mi? Ne kadar ayıp oldu. Yani eğer imkanınız varsa, şansınız varsa Matematik Köyü'ne gitmenizi mutlaka öneririm. Mutlaka öneririm. Çünkü orada matematiğe karşı bir duruş kazanırsınız. Nesin Matematik Köyü'nde matematiğe karşı nötr olmanız mümkün değil. Birazcık içinizde sevgi varsa daha çok seversiniz. Ya da hani demin dediğim gibi işte bunlar nasıl saçmalıklardır diyen bir öğrenci olursunuz. İki şekilde de size çok büyük faydası olur. Ben hani orada matematiği seven insanlar olduğu için ya da matematiğe karşı bir şeyler hisseden insanlar olduğu için onların arasında bulunmayı sevdiğim için gidiyorum. Yani benim okulda verdiğim dersle orada verdiğim dersin arasında belki içerik olarak fark yok ama orada bana gelen geri bildirimler, orada bana sorulan sorular, okulda sorulan sorulardan çok daha farklı. Özellikle yaşlılarımız arasında oraya gitmek isteyenler çok fazla. Nesin Matematik Köyü'nü bu kadar çekici yapan sizce nedir? Sizin için çok farklı sebepler vardır orayı çekici yapan. Benim için orayı çekici yapan doğanın çok güzel olması, havanın çok temiz olması, sessiz sakin olması, işte televizyonun yasak olması. Televizyon yasaktır orada. Böyle oturup sabahtan akşama kadar matematik çalışabileceğim bir yer ve etrafta da matematik seven insanların yürüdüğü, işte sabahtan akşama kadar birisiyle matematik konuşabildiğimiz bir yer. Sizin de hani artık nasıl bir motivasyonunuz varsa, nasıl motivasyonunuz varsa da gidip görmenizi tavsiye ederim. Tamam hocam. Nesin Matematik Köyü'ndeki eğitimin ayrıcalıkları veya okullardaki eğitimden farkları nelerdir? Şimdi orada formel bir eğitim almıyorsunuz. Nesin Matematik Köyü'nde derse girdikten sonra sınava girmiyorsunuz, sertifika almıyorsunuz. Yani rahmetli Tosun Hoca'nın tabiriyle kağıt toplamaya gitmiyorsunuz öyle. Yani işte buyurun ben Nesin Matematik Köyü'ne gittim gibi bir belge vermeyecekler size. Tamamen o oradaki tecrübelerin sizde bıraktığı izler. Yani ben oradan kendime ne kazandım olarak gidiyorsunuz. Onun için hani bu sebepten hani kağıt toplamadığımız için hakikaten matematiği seven insanlar geliyor oraya. Ama öteki taraftan orada gördüğünüz dersle okulda gördüğünüz dersin ilk önce saat olarak farkı var. Siz bir matematik dersinde bir dönemde kaç saat ders görüyorsunuz bilmiyorum. Üniversite için konuşayım. Ben burada dönemde 45 saat ders anlatıyorum. Nesin Matematik Köyü'nde çok anlatsam, öyle bulduğum her anda bir şeyler anlatsam bir gruba 22 saat ders anlatabiliyorum. Onun için orada birazcık ondan, birazcık bundan, şu konuda şöyledir, bu konuda böyledir gibi genel görüşünüz olacak dersler o şekilde planlanır. Ama okuldaki gibi derin derin, şurası da şöyledir, bu detayı da böyledir, o şekilde yapmamız mümkün değil, yapmaları mümkün değil. Zaten oranın amacı da o değil. Tamamdır hocam. Gauss'un söylediği gibi matematik sizce de bilimlerin kraliçesi mi? Tabii ki. Matematikçiye soruyorsunuz böyle bir soruyu. Ne dememi bekliyorsunuz ki? Tabii ki matematik bilimlerin kraliçesidir arkadaşlar. Peki hocam, matematiği eşsiz kılan ve fizik, kimya gibi alanlardan ayıran nedir? Ha, bu da çok güzel bir soru. Matematik formel bilimdir arkadaşlar. Fizik, kimya, biyoloji pozitif bilimdir. Yani şimdi işte biyolojide yeni bir tane teori çıkar. Dünyayı daha güzel anlatır. Şu ana kadar olan teorilerin hepsi çöpe gider. Bu mümkündür. Çünkü pozitif bilim deneyseldir. Deney yaparsınız.
pardon, önce hipoteziniz olur. Deney yaparsınız. Eğer deney hipoteziniz destekliyorsa tamam, güzel bir teoriniz var. Deney hipoteziniz desteklemiyorsa, düşündüğünüz olmadıysa deneyde, o zaman düşündüğünüzü çöpe atarsınız, yeni bir şey düşünürsünüz. Fizikte mesela ya da astronomide düşünün. Rahmetli Tosun Hoca'nın klasik örneğiydi bu. İşte eski Yunanlılar bir şey düşündü. Dünya evrenin merkezidir diye düşündüler. Ondan sonra aradan bir süre daha geçti. Hayır, dünya evrenin merkezi değilmiş. Evrenin merkezi güneşmiş dediler. Ondan sonra işte güneşin etrafında gezegenler çembersel yörüngelerde dolanıyormuş dediler. Sonra biri çıktı, ya ben ölçtüm biçtim, çembersel değil. Bu yörüngeler eliptik dedi. Tamam, peki eliptik olsun dediler. O zamana kadar olanlar çöpe gitti. Tekrar eliptik yörüngelerle o astronomi hesaplarını tekrar yaptılar. Sonra işte Newton çıktı. Kütle çekim kuvvetini ortaya koydu. Ondan sonra klasik mekaniği ortaya koydu. Kalkülüsle destekledi bunu. Matematik zaten orada vardı. Sadece fizikte kendine bir uygulama buldu. Ama fizikçiler bayağı geliştirdiler matematiği. Yani sadece bize bıraksanız kalkülüs bu kadar ilerlemezdi. Ondan sonra aradan birkaç yüzyıl daha geçtikten sonra Einstein diye biri çıktı. Ya bu Newton'un hesapları ışık hızına yaklaştığımız zaman çuvallıyor. Bizim yeni bir şey yapmamız lazım, yeni bir şey kurmamız lazım dedi. Newton mekaniği çöpe gitti. Ama şey olarak çöpe gitti, teorik olarak çöpe gitti. Yoksa Newton mekaniğini biz hala kullanıyoruz. Hani ışık hızında koşabileniniz var mı aranızda? Hayır. Çok yavaş hızlarda yürüyebiliyoruz, koşabiliyoruz. Onun için hala Newton'un hesapları bizim için iyi bir yaklaşım sağlıyor. Yarın bir gün birisi çıksa, hayır ben işte evreni şu denklemlerle daha güzel açıklıyorum dese, Einstein'ın yaptıkları da çöpe gidecek. Şu anda bizim yaptığımız, Einstein'ın fiziği, kuantum mekaniğiyle ilgileniyoruz falan filan. Matematiğe geri dönersek, matematikte böyle bir şey yok. 2500 sene önce ya da işte her kaç sene önce ise Öklit diye bir adam çıkmış. Bir tane kitap yazmış. 13 tane kitap yazmış. Elemanlar. Sinan Sertöz yakın zamanda Türkçe'ye çevirdi onu. Vaktiniz varsa oturun okuyun. Öklid'in kanıtladığı teoremler o zaman ne kadar doğruysa şimdi hala doğru. Pozitif bilimlerde o ana kadar yapılan her şeyi yıkıp her şeyi tekrar yapabilirsiniz. Matematikte böyle bir şey yok. Matematik temel her neyse o temelin üstüne bir tuğla, bir tuğla daha, bir tuğla daha. Hani şimdi yanlış şey yaparsanız, yanlış bir kanıt yaparsanız, biri de bunu fark ederse tamam. İşte kanıtınız yanlıştır, teoreminiz de yanlıştır. Onu literatürden sileriz. Ama siz doğru bir kanıt yaptıysanız o teorem sonsuza kadar orada durur. Buyurun size örneği Öklit. Onun için hani matematik ve bilgisayar bilimi formel bilimdir. İşte doğa bilimleri pozitif bilimlerdir. Matematikte deneye ihtiyaç yok. Kağıtla kalemle işimizi görürüz. Hani ne kadar cevap oldu soruna bilmiyorum ama. Hocam ben yeterli oldu. Teşekkürler. Katılımcılardan biri olarak. Matematiği çok sevdiğinizi biliyoruz. Peki böyle hani en sevdiğiniz bir konu var mı? Böyle saatlerce uğraşabilirim dediğiniz. Var, var. Sayı teorisi. Matematiğin de kendi alt dalları var. İşte geometri var, analiz var. Ondan sonra cebir var ve sayılar teorisi var. Sayılar teorisinin de kendi alt kolları var. İşte çarpmalı sayı teorisi var. Çarpmalı sayı teorisi dediğiniz asal sayıların olduğu yerdir. Asal sayıların tanımını biliyorsunuzdur. İşte 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor. Kendinden ve birden başka tam bölünü olmayan sayılara asal sayı deniyor. Asal sayıları az solist yaptığınız sayılar teorisi çarpmalı sayı teorisi. Çünkü asal sayıların tanımında da çarpma işlemi işin içine giriyor. Hani bölenler diyoruz ama orada çarpma da var. Bir de toplamalı sayı teorisi var. Ben kendim toplamalı sayı teorisi çalışıyorum. Onun için hani en sevdiğim konu odur. Zaman makinesi olsa, binsem geriye gitsem yine toplamalı sayı teorisi çalışırdım. Ama onları görmek için biraz daha beklemeniz lazım. Lisede pek anlatmıyorlar onu size. Evet hocam. Matematikten hiç böyle vazgeçmediğinizi, bırakmadığınızı biliyoruz. Ama hiç böyle hani böyle illallah ettiğiniz, hani yine bırakmadığınız ama size böyle en çok illallah ettiren konu neydi? Düşüneyim. Nümerik analiz.
Nümerik analiz öğrenciyken de sevemedim. Hala sevmem. Nerede kullanılır? Makine mühendisliğinde çok kullanılır. İşte hani kesin olarak yapamadığınız hesapları yaklaşık olarak nasıl yaparsınız? Onu inceleyen bir alan çok da faydalı. Hani nümerik analiz olmasaydı şu anda gördüğünüz arabaları, uçakları, gemileri hiçbirini göremezdiniz. Ya da çok iptidai hallerini görürdünüz. Çok faydalı bir matematik. Ama ben bir türlü ısınamadım. Hala sevmem. Bunu da hiç utanmadan söylüyorum. Nümerik analizci insan olarak severim onları ama yaptıkları matematiği sevmem yani. Tamam hocam. Katılımcılardan birkaç kişi bir şey soracaktı. Onları Hı. alalım. Tabii ki. Tuğçe sen sorabilirsin. Hocam ben şunu merak ediyorum. Öncesinde şu an eğitim sistemimizde üniversiteye giriş sınavında eskiden YGS varken, YGS, LYS varken şu anda TYT, AYT var ve Evet. YGS, AYT'de daha çok böyle formüller üzerinden sorular soruluyordu. Fakat şu anda yeni nesil dediğimiz tarzda sorular Hı hı, geliyor. hı hı. Siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Soruların formüle değil de mantığa dayalı olması sizce yani tahminlerime göre daha iyidir diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle soruları tercih ederim. Kendim derste öyle soruları sorabiliyor muyum? Hayır, soramıyorum. Onun için hani ÖSYM'nin böyle bir karar vermesi çok cesur bir karar. Hani biz bunu derste yapamazken üniversite sınavında böyle şeyler yapacağız demeleri çok cesur bir karar. Gerçi onların modellemesi ne kadar derin bilmiyorum. Yani sorulardan çok haberim yok. Sadece böyle bir değişiklik olduğunu biliyorum. Ama çok genel bir şey söyleyeyim size. Eğer matematiği bir yerde kullanacaksanız, eğer matematikçi olmayacaksanız sizin en çok bilmeniz gereken şey matematiksel modelleme. Yani orada dünyada bir durum var. Gerçek dünyada bir durum var. Ben bunu nasıl modellerde matematiğin dilinde yazarım? Bu geçiş çok önemli. Çünkü o geçişi yaptıktan sonra matematikte istemediğiniz kadar formül var, istemediğiniz kadar metot var. Hatırlamasanız da kitaplardan bakabilirsiniz. Kitaplarda bulamadık, bilgisayarlar size yardımcı olur. Olmadı gider birine sorarsınız. Ama orada gördüğünüz bir durumu matematiğin diline çevirebilmeniz gerekiyor ve bu çok zor. Bu derste anlatırken de öğrencilere aktarmaya çalışırken de en çok zorlandığımız yerlerden bir tanesi. Orada bir durum var. Hikaye şeklinde anlatılmış bir durum var. Ben bunu matematiğe nasıl dökerim? Çünkü matematiğe döktükten sonra onu yapıyorsunuz. Herkes yapıyor. Onun için hani ÖSYM'yi böyle bir şey yaptıkları için takdir ediyorum ama hani bizim üniversitede derste bile yapamadığımız şeyi denediği için bir taraftan da hayretle ve merakla bakıyorum ileride nasıl olacak, bunun sonu nasıl olacak diye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet hocam sanırım genel olarak bütün sorular bitti. Katılımcılar Hı-hı. da sorularını sordu. Bize son olarak vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Arkadaşlar hepinize her şeylerin en güzellerini diliyorum. Yani şu söyleşiyi ben sizinle yüz yüze yapmayı çok isterdim. Hani Biz de okulunuza çok isterdik. geleyim, bir tostunuzu yiyeyim, çayınızı, çorbanızı içeyim, ondan sonra oturalım, konuşalım çok isterdim ama maalesef yani bu virüs yüzünden böyle bilgisayardan görüşmek zorunda kalıyoruz. Bu zamanları çabuk çabuk atlatmayı diliyorum. Okulunuza geri dönmenizi diliyorum. Dediğim gibi her şeylerin en güzellerini diliyorum size ve çalışmayana ekmek yok, bunu unutmayın. Her ne yapıyorsanız da çalışacaksınız, çok çalışacaksınız. Tamam hocam. Bizim isteğimizi geri çevirmeye bize katıldığınız için size ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Sizi bir gün okulumuzda da ağırlamak isteriz. Ben de çok isterim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. İyi Teşekkür bakın ederiz katıldığınız kendinize. için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Başarılar. Görüşürüz hocam.